kadınlar, emekçi kadınlar, kız kardeşlerim, bugün burada erkek egemen kapitalist sisteme karşı, onun yürütücüsü istibdada karşı haklarımızı savunmak, sesimizi yükseltmek, mücadelemizi büyütmek için bir aradayız. Devrimci İşçi Partisi kadınlar adına bu alanı dolduran fabrikalarından, iş yerlerinden, mahallelerinden, okullarından bu meydana gelen tüm kadınlara selam olsun. Biz bugün erkek egemen kapitalist sistemin, istibdadın kadın düşmanlığını teşhir etmek için buradayız. Ama aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, 6284 başta olmak üzere kadınları koruyan yasaların uygulanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi haykırmak için bir aradayız. Taleplerimizi yükseltmek için bir aradayız. Ama sadece bu meydanda değiliz. Kadınlar yoksulluğa, işsizliğe, şiddete, erkek egemenliğine, baskıya, hayat pahalılığı sonucunda mutfakta sönmeyen yangına karşı her gün mücadele ediyor. Ve mücadele etmekle kalmıyor. Tüm bunlara karşı verilen mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. Biz meydanlarda hak verilmez, alınır diye haykırıyoruz. Evet emekçi kadınlar bu sloganın hakkını fazlasıyla veriyor. Çorlu'da Belkarper'de, Çerkezköy'de İndomi Atkotürk'te, Gebze'de Enkasaç ve Neltex'te, Bakırköy grevinde, İstanbul'da Xiaomi'de kadınlar mücadele ediyor, haklarını savunuyor. Buradan, bu meydandan, grev sabahında polisin patrona kalkan olarak işçi kadınların önüne kurduğu barikatta kahramanca mücadele eden İndomi Atkotürk işçisi kadınlara selam olsun. Tekirdağ valiliğine giden ve orada vali, polis, jandarma anayasayı uygula diyerek sadece ekmeğine değil, hürriyetine de sahip çıkan, bu topraklarda sermayenin istikdadına son vermek için hürriyet mücadelesini yükselten ve hepimiz gördük, çelik süpür talimatına karşı o barikatın önünde o mücadeleyi sonuna kadar direnerek veren Belkarper ve Atkotürk işçisi kadınlara, oradaki tüm işçi kardeşlerimize bu meydandan selam olsun. İşgalle, grevle, işgalle, direnişle fabrikasına sendikayı sokan İstanbul'daki Xiaomi işçilerine, ekmeğine sahip çıkan Bakırköy grevindeki işçi arkadaşlarımıza, patronun yasa dışı lokant girişimine geçit vermeyen Gebze'deki Enkasaç ve Neltex işçilerine selam olsun. Yaşamını yitirdi. Çok daha fazlası şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldı. Ve istibdat bu cinayetlerin, bu şiddetin sistematik olduğunu gizlemek istiyor. 3-5 erkeğin yaptığı münferit şeylermiş gibi gösteriyor. Ama biz biliyoruz, erkek şiddeti sistematiktir. Nereden biliyoruz? Çünkü kadınlar düpedümdüz sokak ortasında öldürüldüklerinde ceplerinden, çantalarından koruma kararları çıkıyor. Çünkü erkekler mahkemelerde ihal ve tahrik indirimlerinden faydalanıyor.
Çünkü bir gecede istibdat İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı veriyor. Direne, direne kazanacağız. Şiddetin faillerinden hesap soracağız elbet. Ama bu şiddetin asıl failleri polisiyle, mahkemesiyle, kadın düşmanı politikalarıyla, yasaları uygulamayan iktidarıyla bu düzendir, istibdattır, erkek egemen kapitalist sistemdir. Devletin görevi kadınları korumak. Ama biliyoruz, erkekler vuruyor ama devlet korumuyor. Biz bu meydandan taleplerimizi yükselteceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz diyeceğiz. Yes.